Bazı yerlerde erkek, bazı yerlerde kadın olarak görünen Cassandra Nova Xavier ilk görünüşünü 2001 yılında gerçekleştirmiş. Yaratıcıları da Grant Morrison ve Frank Quitely. Genç karakter olmasına rağmen mutant olarak bayağı bir etki göstermiş. Değişik bir arkadaş kendisi. Bir de Deadpool 3 filminde olabilecek bir tane düşüncem var. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Ama tabii ki öncesinde spoiler uyarısı yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bu arada Bekir Berkay Altınay MCU teori ve komploları bekliyorum deyip süper teşekkür yollamış. Tam da videosuna denk geldi vallahi. Bir tane de teori var zaten dediğim gibi. Tarık Kılıç da bir süper teşekkür yollamış. Enes Cantaş da süper teşekkürün altını doldurmaya çalışmış. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kesenize bereket diye söyleyeyim. Enes'in de içi rahat olsun. Invincible içeriklerine geri dönüş yapacağız. Videomuzun konusuna dönecek olursak da Deadpool ve Wolverine fragman inceleme videosunda Cassandra Nova için Mumundray olduğundan bahsetmiştim. Yani kendisi Charles'ın ikizi gibi ancak tam olarak ikizi değil. Olay aslında şu şekilde. Şimdi ikiz gebelik olayı Google sonuçlarına göre şu şekilde. Tek yumurtanın tek spermle döllenmesiyle oluşan embriyonun erken dönemde ikiye bölünmesiyle tek yumurta ikizi, İki ayrı yumurtanın iki sperm tarafından döllenmesi de çift yumurta ikizi oluşturuyormuş. Biyolojik olarak evreler bu şekilde başlıyormuş. Charles Xavier ve Cassandra arasındaki ilişki bunun gibi değil. Cassandra için Mumundray demiştim ya, Shi'ar İmparatorluğu'nun inanışlarına göre Mumundray kişinin anti-selfi yani karşıtı olmasının dışında kişi rahme düşmeden önce bu karşıt versiyonuyla dövüşüp kazanması gerekiyormuş kavgayı. Bu dövüş gerçekten var mı, varsa Charles Xavier bunu kazandı mı kaybetti mi bilinmiyor. Ancak Mumundray'lar genetik kopyalayabilme yeteneğine sahipler. Ve Mumundray, Charles'ın genetiğini kopyaladığı sırada onun güçlerini de kopyalayabiliyor. Kendi fiziksel formunun yaratılabilmesini de o şekilde sağlıyor. Ancak iş vücut bulma olayıyla bitmiyor. İki bebek anne karnında büyürlerken Cassandra Charles'ı öldürmeye çalışıyor. Çünkü onu öldürürse Cassandra da Charles'ın kendisi gibi olduğundan dolayı dünyayı ele geçirebilecek. Ya da kendi bakış açısı nasılsa ona göre şekillendirebilecek. Ancak Charles'ı bebekken bile öldürmek çok zor. Kardeşine hemen karşı atak yapıyor ama bu saldırı annesini de etkilemiş oluyor. Kadın merdivenlerden düşüyor ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Orada doğum gerçekleştiriliyor. Charles normal şekilde hayata gözlerini açarken doktorlar Cassandra'nın ölü doğduğunu söylüyorlar. Ancak kendisi büyük bir hücre kitlesi gibi kanalizasyon gibi bir yerde hayatta kalmaya devam etmiş. Onun ardından da kardeşinden alacağı intikam için ne gerekiyorsa yapmaya başlamış. Bunun ilk adımı da tabii ki kendisine bir vücut yapmak oluyor. Bunu yaptığı zaman da aslında karakterin ortaya çıkışı gerçekleşmiş oluyor. Kardeşine duyduğu intikam hissinin başlangıcı zaten doğum zamanında gerçekleşiyor. İntikam olaylarına başlaması da bedenini tamamladıktan sonra Güney Amerika'da Mastermold adındaki yapıyı bulmasıyla başlıyor. Bu yapı Sentinel'ların güçlü versiyonu ve vahşi Sentinel olarak geçiyor. Normal Sentinel'lardan ayıran özelliği ortam koşullarına ve rakiplerine karşı çok hızlı adapte olabilmeleri. Bu özellikleriyle de mutant çok hızlı bir şekilde öldürebiliyorlar. Cassandra Wild Sentinel'la yaptığı ilk saldırıda Genosha'da 16,5 milyon mutantı öldürüyor. Saldırı sonrası ortalık felaket. Her yer toz duman, yok olmuş olan cesetlerin iskeletleri ve radyasyon seviyesi uçmuş vaziyette. Ve olay sadece bu değil. Devamında X-Men ekibi Cassandra'yı yakalıyor. Wolverine kafasına pençelerini saplamayla tehdit edince karakter etkisiz hale gelmiş oluyor. Ama tabi tam olarak buna mecbur değildi aslında. Kendisi teslim olmak istediği için zorlamıyor durumu. X-Men ekibi Cassandra'yı alıp sorgulamak ve duruma göre aksiyon almak için X-Mansion'a getiriyor. Ama Cassandra geldiği yerde telekinetik bağlantılarını kullanarak bütün mutantları birbirine katıyor. Devamında adım adım Cerebro'ya doğru gidiyor. Söylediğine göre Cerebro ile hayatta kalan bütün mutantları perişan edebilirmiş. Ama şu anda sadece tek bir mutantı öldürmek istiyormuş. Bunun için Cerebro'yu çalıştırdığı anda da Emma Frost arkasından gelip Cassandra'nın boynunu kırıyor. Karakter burada ölmüyor ama etkisiz hale geliyor. Ki zaten X-Men ekibinin de amacı buymuş. Tabi boynunun kırılmış olması Cassandra için çok da mühim olmayabilir. Kendisi bayağı güçlü bir karakter çünkü. Bu güçlerinden dolayı da Charles Xavier silahla Cassandra'ya birkaç el ateş ediyor. Yani karakteri hiçbir şey yapamaz hale getiriyor orada. Yalnız burada şöyle bir durum daha yaşanmış. Cassandra bu boynu kırılmadan hemen önce Charles Xavier ile zihinlerini yer değiştirmiş. Kendi bilinci ve zihni Charles'ın vücuduna, Charles'ınkiler de Cassandra'nın vücuduna geçmiş. Ve bu şekilde boynu kırılırken yaşadığı acıyı veya kurşunların kendisine sıkıldığında verdiği acının bütün hepsini orada aslında Charles'a çektirmiş.
kendisinin Cassandra olduğunu da kimse bilmediğinden dolayı Cassandra Charles'ın bedeninde yeni bir düzen kurmaya başlıyor. Haberlere çıkıyor, orada açıklamalar yapıyor. Shi'ar İmparatorluğu'na tatile gidip telepati yeteneğiyle oradaki askerleri kontrol etmeye ve imparatorluğu yıkmaya çalışıyor. Hatta bu süreçte Charles'ın vücudundaki Cassandra kendi etrafını fiziksel saldırılara karşı rahat bir şekilde koruyabilmek adına değişik bir tane maddeyle kaplamıştı. Ne olduğu tam olarak belli değil. Buz kütlesine benziyor gibi duruyor ancak farklı bir madde bu. Cyclops'un yaptığı bir tane saldırı bu yapıya hiç etki etmemişti mesela, öyle bir yapı. Şimdi burada Cassandra normalde kadın ancak Charles'ın bedenini almış ve orada Charles'ın bedeni Cassandra olarak bilindiğinden dolayı başta karakter için hem kadın hem de erkek gibi görünüyor demiştim. Olay aslında bu şekilde yani. Charles'ın vücudunu geri alması da şu şekilde gerçekleşiyor. Bu Shi'ar İmparatorluğundaki mevzulardan sonra Cassandra geri dönüp Cerebro'yu yeniden kullanmaya çalışıyor. Amacı dünya üzerindeki bütün mutantları bulabilmek. Ancak Jean Grey Charles'ın zihnini ya da bilincini artık her neyse onu Cerebro'ya yerleştirmiş. Cassandra makineyle bağlantı kurunca Charles tekrar devreye girip bedenini geri alıyor. Devamında da Emma Frost Cassandra'yı alıp Staff adında bir tane canlının içerisine yerleştiriyor. Bu Staff denen eleman Shi'ar İmparatorluğundan geliyor. Kendisi biyolojik yapıda bir bilgisayar olarak geçiyor ve şekil değiştirme gibi özelliklere sahip. Cassandra Nova aslında bu şekilde diyebilirim. Güçlerine geçecek olursak da en önemli özelliği Mumundray'dan gelen DNA kopyalayabilme özelliği oluyor. Bununla birlikte istediği karakterin gücünü elde edebiliyor. Ve elde ettiği gücü, gücün sahibi nasıl kullanıyorsa aynı miktarda, aynı şekilde değil. Direkt olarak bu gücü tam potansiyelinde kullanabiliyor. Burada da şöyle bir düşünce ortaya çıkabilir. Mesela bebekken Charles'ın DNA'sını ve güçlerini kendisine kopyalamış oldu ya, bu durumdayken farklı bir mutantın gücünü de kopyalarsa, onun gücü Charles'ın gücüne eklenmiş mi olur yoksa Charles'ın güçlerini silmiş mi oluyor? Aslında burada karakter yeni güçleri de ekleyebilme özelliğine sahip olması gerekiyor. Bu Master Mold adındaki Wild Sentinel vardı ya, o yapının kullanılabilmesi için Master Mold'u yapan Trask'ın DNA'sına sahip olmak gerekiyor. Cassandra da DNA kopyalayarak zaten bunu elde edebilmiş oluyordu. Bu kopyalama işleminden sonra Charles'ın güçlerini kaybetmediğine göre DNA üzerine spesifik bir bölümü de kopyalayabiliyor olması lazım. Burada birazcık düz mantık baktım ama mevzu bu şekilde. Hayalet gibi bir forma da bürünebiliyor. Bu şekilde herhangi bir fiziksel hasar almıyor. Duvarların da içerisinden rahat bir şekilde geçebiliyor. Normal bir insandan çok çok daha hızlı bir şekilde iyileşme özelliğine sahip. İsterse farklı kişilerle bilincini veya zihnini yer değiştirebilir. İsterse onların zihnini direkt olarak kontrol de edebilir. Bunları yapabilen bir karakter tabii ki öyle basit bir telepat olamaz. Kendisi en güçlü telepatlardan bir tanesi. Evet, çizgi romanda ortaya çıkışı, Charles'la olan husumetlerinin başlangıcı ve güçleri bu şekilde diyebilirim. Bunların dışında başta söylediğim teori mevzu da şu. Videonun bu bölümünden sonraki kısımda spoiler niteliği taşıyabilen içerikler olabilir. Onun uyarısını da şimdiden yapmış olayım. Sonra Çağrı ayıp etti olmasın. Gerçi bu acaba sorusu mu yoksa bir teori mi, ona da siz karar verin. Karakterle alakalı olduğundan da kendi videosunda paylaşmak istedim. O yüzden ayrı bir video yapmayayım dedim. Olay şu. Şimdi biz Cassandra Nova'yı devasa bir Ant-Man bedeninin içerisinde kendi kalesini kurmuş olarak gördük değil mi? Bu birinci durum. Cassandra DNA kopyalayabilme özelliği de mevcut. Bu da ikinci durum. Şimdi bunlar cepte. Aynı devasa Ant-Man'i veya onun bir varyantını Quantumania filminde de görmüştük. Şimdi Quantumania filmindeki sahneler Deadpool 3 filminden sonraki bir zaman diliminde gerçekleşiyorsa herhangi bir sıkıntı yok. Ancak öncesinde gerçekleşmiş bir durum varsa ve Cassandra Nova o Ant-Man'in DNA'sını kopyaladıysa Quantum boyutuyla Kang the Conqueror'la ve diğer evrenlerle alakalı yeni yeni farklı farklı bilgiler elde edebilir. Karakter Wolverine'le Deadpool'un gitmesine izin verirken görüntülenmişti. Acaba izin vermesinin sebebi Cassandra Nova'nın Ant-Man'den öğrendiği herhangi bir bilgi olabilir mi? Tabi burada bulunduğu yer zaten Void. Çoklu evrenin olduğunu zaten biliyordur. Onda herhangi bir lafım yok. Ama benim tahminim, benim düşüncem bilgi edinmeyle alakalı. Hani oradan bir şeyler daha kapmış olabilir mi? Evet, teori ya da acaba sorusu ya da farklı bir şekilde isimlendirmek isterseniz o bu şekilde. Diyerek de videoyu tamamlamış oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da X üzerinden yazdığınız cümlelere beni mentionlayabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah.